Bilgehan merhaba. Üçgende açılar konusunun birinci sorusuyla başlayalım. Şekilde verilenlere göre x değerini bulunuz. Elimizde bir üçgen var. A açısı ve B açısı yani iki iç açısı verilmiş ve kendilerine komşu olmayan bir dış açısı verilmiş. Dolayısıyla doğrudan şunu diyebiliriz. İki iç açının ölçüleri toplamı kendilerine komşusu olmayan dış açının ölçüsüdür. Bunu direkt yazabiliriz. Peki neden böyle olduğunu gösterelim kısaca. AB doğru parçasına C noktasından şöyle bir paralel çizdiğimizi düşünelim. Şimdi bu paralellik bizim ne işimize yarayacak? Bir önceki konuda gördüğümüz e, konuları burada kullanalım şimdi. X artı 20 derece ise yönleş açıdan dolayı şu açıda şöyle gösterelim. X artı 20 derecedir. Peki paralellik var. İç ters açı özelliğinden dolayı, şu açının ölçüsü de 2x artı 4 olacaktır. Dolayısıyla 4x eksi 10, yani bu açının tamamı 2x artı 4 ile x artı 20 derecenin toplamı olacaktır. Şimdi denklemimizi yazalım: 2x artı 4 artı x artı 20 eşittir 4x eksi 10 olacaktır düzenleme yapalım. 3x artı 24 eşittir 4x eksi 10. Şimdi bilinenler ve bilinmeyenleri ayıralım. 3x eşitliğin karşı tarafını atalım. Küçük katsayılıyı büyük katsayının yanına atıyorum ve eksi 10 eşitliğin sonunu alıyorum. 24 artı 10 eşittir 4x eksi 3x. Dolayısıyla x'imiz 24 artı 10 34 olacaktır. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Üstteki şekilde BAD açısının ölçüsü eşittir. ABD açısının ölçüsüne o da eşittir. CAD açısının ölçüsüne ve ACB 30 derece ise ADB'yi bulunuz. Yani şu açıyı bulacağız. Peki bize verilen soruda 3 açının eşit olduğu söylenmiş. Ve bu 3 açının eşitliğini matematiksel olarak gösterelim. Bu açıların ölçülerini bilmediğimiz için bu açıların ölçülerine x diyelim. Şimdi sorumuzda verilen bilgileri kullanalım. ABC bir üçgen olduğu için iç açıları toplamı 180 derece olacak. Ölçüleri toplamı. Peki kullanalım bunu. A açısı 2x derece artı B açısı x derece artı C açısı 30 derece eşittir. Bu toplamın değeri kaç olacakmış? 180 derece olacak. Hemen düzenleyelim. 3x artı 30 eşittir 180. Artı 30'u hemen bilinen ve bilinmeyenlere ayıralım. 3x, 3X eşittir 180 eksi 30. 3x eşittir 150. Eşitliğin her iki tarafını 3'e bölelim. Amacımız x'i yalnız bırakmak. 3'leri sadeleştirdik. x eşittir 50. Şimdi x gördüğümüz yere artık 50 yazabiliriz. Ve çözümümüz çok kolaylaşacak. İstersek şu üçgenin iç açıları toplamını kullanırız. Ya da ben şunu tercih edeceğim. ADC üçgenine bakarsanız eğer şu üçgene. Bu üçgende iki iç açı verilmiş ve dış açı isteniyor. İki iç açının ölçüleri toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya yani 50 ile 30'un toplamı alfa eşit olacak. O zaman alfa eşittir 50 artı 30 derece olacak ve cevabımız 80 derece olacak. Bu sorunun doğru şıkkı c şıkkı. Şekildeki abc üçgeninde ac cd uzunluğuna eşit. AD, BD uzunluğuna eşit. Ve ACB açısının ölçüsü 80 derecedir. Verilenlere göre ABC eşittir X kaç derecedir? Şimdi üçgenimizi inceleyelim. Elimizde iki tane ikiz kenar üçgen var. Kenarların uzunluklarının eşit oldukları şekil üzerinde gösterilmiş. Peki BDA üçgenindeki ikiz kenarlar ve ikiz açılar hangi açılar? B açısı ile A açısı. Dolayısıyla burası x derece ise şu açının ölçüsü de x derecedir. Peki yine aynı bilgimizi kullanalım. Üçgenlerde iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı değil miydi? O zaman bu açıların ölçülerinin toplamı şuradaki dış açı olacaktır. Yani bu açı 2x derece olacak. Peki devam edelim. ADC ikizkenar üçgendir. Peki ikiz açılar kimler? Bu açıyla, bu açı. E bu açının ölçüsü 2x derece ise buranın ölçüsü de kaç derece olacak? 2x derece olacak. Artık sorumuz tamamlandı. Şimdi ister ABC üçgenini kullanalım, ister ADC üçgenini kullanalım. İç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece özelliğini kullanarak cevaba geçelim. ABC üçgenini kullanalım. A açısının tamamı 3x derece artı B açısı x derece artı C açısı 80 derece eşittir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Devam edelim. 4x artı 80 derece eşittir. 180 derece. Şimdi bilinenler ve bilinmeyenleri tekrar ayıralım. 80 dereceyi eşitliğin karşı tarafına atalım. 180 derece buradaydı. Artı 80 diğer tarafa eksi 80 derece olarak geçti. 4x buradaydı zaten. 4x eşittir. 180 eksi 80 100 derecedir. Eşitliğin her iki tarafını 4'e bölüyorum. Amacım x'i yalnız bırakmak. 4'ler sadeleşti. x eşittir. 100'ü 4'e bölüyorum. Yarısının yarısı. 100'ün yarısı 50. 50'nin yarısı 25 derece olacak şekilde x'i bulduk. Bizden de zaten x'i bulmamız isteniyordu. Doğru seçenek E seçeneği.